Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 2021 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, çok güçlü, zorlayıcı, kısıtlayıcı geçen bir 2020'nin ardından 2021'i hepimiz merakla ve umutla bekliyoruz. Evet, önemli bir yıl 2021 kendi içinde yeni başlangıçların, sürprizlerin olabileceği, hayatımızda yeni düzenler kurabileceğimiz tesirler barındırıyor. Ve sizin için bir sabit burç olduğunuz için özellikle önemli. Çünkü 2021'in hemen öncesinde iki tane kolektif gezegen Satürn ve Jüpiter Kova burcunda hareket etmeye başlıyorlar ve 21 Aralık 2020'de Satürn ve Jüpiter'in 0 derece Kova burcunda kavuşumu, büyük kavuşumu meydana geliyor ve bu etkilerle 2021'e başlıyoruz ve her iki geçiş Kova burcunda sizin tam karşıt burcunuzda olacak. Tüm sabit burçlar gibi siz de yıl genelinde en güçlü tesirleri alan burçlardan biri olacaksınız. Evet, yıllık yorumlarda çok önemseriz Satürn ve Jüpiter'in hareketlerini. Hem kolektif alanda tüm ee, düzen oluşturma, sistemleri oluşturmada önemlidir bu gezegenler. Hem de bireysel hayatlarımızdaki gelişimlerimizde, deneyimlerimizde çok güçlü tesirleri vardır. Jüpiter genel olarak daha şanslı, fırsatlar sunan, işte hayatımızı iyileştiren, bize kısmetler getiren şifa gezegeni de olarak tanımlanan bir büyük gezegen Jüpiter ve Kova burcundaki hareketi kuşkusuz 7. ev konularınızda da şansları getirebilir. Satürn düzen getiren, sistemler oluşturan, hayatımız evet zaman zaman bizi kısıtlayan, dersler öğreten, e, sorumluluk ve disiplinlerle alakalı. Ama kova burcunda yönetici gezegeni o da çok güçlü. Her ikisi de 7 evinizde kuşkusuz yıl genelinde ilişki dinamiklerinizi çok ön plana e, çıkarıyor. Bu da evlilik, ortaklıklar, yakın arkadaşlıklar, işbirlikleri her türlü ilişki dinamikinizde bazı önemli yapıların oluşabileceği anlamında. Evet evlenmek için güzel bir yıl aslında. Sevgili aslanlar bu yıl evlili evlilik kararı alabilirsiniz, evlenebilirsiniz. İşbirliği kararı alabilir, işbirlikleri kurabilirsiniz. Ama süre gelen ilişkiler dinamiklerinizde de bazı değişimler yapabilirsiniz. Ee, belki burada yeni düzenlemeler yapacaksınız, yeni bir bakış açısı oluşacak. Ee, i̇lişkinizin enerjisinde bir değişiklik olabilir. Yani ev, süre gelen bir evliliğiniz var, evliliğinizin enerjisinde değişiklik olabilir ya da karşınızdaki kişi, eşinizin, partnerinizin işinde, gücünde, hayat şartlarında bazı önemli yine yapılandırmalar, değişimler olabilir. Evet, Jüpiter 13 Mayıs'a kadar Kova burcunda hızlı bir şekilde ilerliyor. 13 Mayıs'ta Balık burcuna geçiyor. Kısa bir süre yapacak bu geçişi. 28 Temmuz'a kadar kısa bir süre yaz aylarında Jüpiter balık burcunda yine kendi burcunda güçlü olacak. 8. evinize şöyle bir kısa ziyarette bulunacak. Aslında Jüpiter 2022 boyunca balık burcunda olacak. Sanki bir fragman niteliğinde bir 8. ev girişi var ama parası anlamda rahatlamalar getirebilir. E, bu işte ilişkilerinizle bağlantılı. Örneğin bir evlilik ya da bir işbirliği, ee, ve bununla bağlantılı parasal anlamda size gelebilecek kaynaklarda bir genişleme getirebilir. Bir bollaşma getirebilir. Ya da Eşinizin bir iş kurması ya da eşinizin işinde olabilecek gelişmelerle beraber yine eşten gelecek kaynaklarınızda rahatlamalar, bollaşmalar getirebilir. Örneğin bir borcunuz var, bunu ödeme konusunda da rahatlama getirebilir tabii ki. İşbirlikleri adına da işbirliğinde ortaktan gelecek yatırımlar ve benzeri alanlarda da bu anlamda faydalı bir geçiş olduğunu söyleyebilirim. 28 Temmuz'dan itibaren tekrar Jüpiter Kova burcunda yıl sonuna kadar 28 Aralık'a kadar da Kova burcundaki transitini sürdürecek sevgili Aslanlar. Sevgili Aslanlar 2021'in en önemli gezegen açılarından biri de Boğa burcundaki Uranüs ile Kova burcundaki Satürn arasında oluşacak kare açı. Tüm yıla yayılan bir etki aslında ve sabit burçlarda oluşacağı için yine en önemli tesiri siz de alabilirsiniz. Yükselen aslanlar, güneş burcu aslan olanlar. Evet bu açı dinamiği tüm yıla yayılıyor. Ama bazı dönemlerde özellikle tam açı oluşacağı için tesirini daha fazla hissedebiliriz kolektif gezegenler olduğu için bireyselden ziyade biraz daha tüm dünya üzerinde sistemlerin değişmesi ekonomik piyasalar dijital platformlar ve benzeri yapılarda bilimsel gelişmeler Hani buralarda da çok önemli durumlarla karşılaşabiliriz Uranüs düzene karşı gelen huzursuzluk veren özgürleşmek isteyen kışkırtıcı bir etki aslında enerjisi olarak değişimlerle ve sürprizlerle alakalı. Satürn ise yapılarla düzenlerle alakalı. Yani düzene karşı gelme, baş kaldırma, isyan gibi enerjiler var. Bu belki yani yılın genelinde, dünya üzerinde, ülkelerde, halkların otoriteye karşı gelmesi, isyan etmesi, halk hareketleri, ayaklanmalar tarzı konuları da çok fazla gündemimize taşıyabilir. Ama bizim için önemli olan bireysel olarak bizi nasıl etkileyecek. Uranüs sizin 10. evinizde, haritanızın en tepesinde, 7. evinizde de bir satürn geçişi var. Ee, tabii ki bu tüm hayatınızın ana yapılarında aslında çok değiştirici olabilecek, bazı önemli kırılmalar da getirebilecek bir açı. Örneğin hani kariyerinizde ve toplum önündeki statünüzde bazı güçlü değişimler, sürprizler getirebilir bu durum. Ee, bu bir ilişkinizle de bağlantılı olabilir. Yani bir evlilik örneğin ya da ayrılık, boşanma. Tabii ki toplumsal statünüz de çok önemlidir. Ee, evlilikle veya ayrılıklarla bağlantılı olarak ya da kurulabilecek herhangi bir işbirliği ya da bir işbirliğinin sonlanmasıyla bağlantılı olarak kariyerinizde olabilecek değişimler, yer değişimleri gibi daha böyle güçlü, radikal tesirler altında olabilirsiniz sevgili aslanlar. Özellikle Şubat ayı, Haziran ayı ve Aralık ayı Uranüs'te Satürn'ün kare açısının güçlü bir şekilde etkisini gösterebileceği aylar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, evet aslan olabilir ama haritanızda eğer sabit burçlarda gezegenleriniz varsa boğa, akrep, kova, aslan gibi bu tesirlerin kat kat artabileceğini söyleyebiliriz. Şubat ayında özellikle bu açı 7-8 derece kova burcunda ve boğa burcunda olacak. Ee, Haziran ayında ise 13 derecede yapacaklar bu kare açıyı yıl sonunda Aralık ayında ise 11 derecede bu açıyı hissedeceğiz ee, bu şekilde baktığımızda kişisel doğum haritalarınızda Güneş burcunuz yükselen burcunuz kişisel gezegenleriniz özellikle 5-15 derece arasındaysa ve sabit burçlarda öne çıkıyorsa Evet bu e, kare açının tesirlerini yıl genelinde daha güçlü bir şekilde alabileceğinizi söyleyebiliriz e, ilişkilerinizde sürpriz değişimler olabilir, evlilikler, ayrılıklar, işbirlikleri, ortaklıklar, kariyer değişimleri, taşınmalar, yer değişimleri ve benzeri tesirler. Bunlar sizin planlamadığınız, beklemediğiniz, e, sizin dışınızda gelişen sürpriz gelişmeler de olabilir, e, daha toplumsal etkilerle paralel gelişebilecek e, durumlar da olabilir sevgili aslanlar. Kuşkusuz bu stres barındıran bir açı. Jüpiter'de zaman zaman bu etkileri biraz daha arttırıyor. Üstelik Mars'ın sabit burçlardan geçiş yapacağı bazı dönemler bu stresleri ya da mücadeleleri hayatımızda biraz daha öne çıkarabilir. Böyle durumlarda çok fevri davranmamak, çok belki sabırsız olmamak gerekiyor. Daha sakin, daha sağduyulu olmak gerekiyor. Çünkü acele etmek, fevri davranmak zarar verici olabilir. Bu kadar güçlü gezegen tesirleri genel sağlığı da biraz etkileyebilir. Solunum sistemimiz, bunun yanı sıra genel dolaşım sistemi e, tansiyon sorunları kalp ve dolaşım sistemindeki problemler e, sinirsel problemler nörolojik problemler artabilir. E, özellikle kronik sağlık sorunu olanların veya hani yakınlarında aile üyeleri, ebeveynler de olabilir. Bu tarz problemleri olanların eşiyle de ilgili olabilir. E, bu güçlü gezegen açılarında biraz daha dikkatli olmalarında yıl genelinde aslında genel sağlıklarına da dikkat etmelerinde, tedbirli olmalarında fayda var sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar, 2021'de ay düğümleri ikizler ve yay aksında olacak. Dolayısıyla güneş ve ay tutulmaları da ikizler ve yay burçlarında yaşıyoruz yılın genelinde. Tutulma döngülerimiz Mayıs Haziranda başlıyor. 26 Mayıs'ta yay burcunda ay tutulmamız var. 10 Haziranda da ikizler burcunda güneş tutulması var. Tutulmalar en az 6 ayı aslında şekillendirir. Ee, yıl sonunda da Kasım ve Aralık'ta var. Ee, 19 Kasım'da 27 derece Boğa burcunda ay tutulmamız, 4 Aralık'ta da yine e, Yay burcunda bir güneş tutulmamız var. Sizin 11. ve 5. evlerinizde ay düğümleri ve tutulmalar, ee, özellikle e, sosyal konular, yine arkadaş ilişkileriniz, aşk ilişkileriniz çocuklarla ilgili konu ve kavramlar yılın genelinde biraz daha fazla tutulmalarla belki daha kadersel anlamda etkilenecek tutulmalar hayatımıza yeni kapılar açar Aslında bazı kapıları da kapatır bazı ilişkilerimizde karar süreçlerimiz değişebilir ya da ilişki dinamiklerimizde değişimler olabilir tutulmalarla beraber. Zaten ilişki evinizde Jüpiter'in de Satürn'ün geçişi yılın genelinde bu anlamda önemli hareketler olacağını işaret veriyor. demek ki bazı tanışmalar olacak. bir girdiğiniz ortamda yeni birileri tanışabilirsiniz, bir flörte başlayabilirsiniz, romantik konular olabilir. Süre gelen bir ilişkiniz var, bir flörtünüz belki ciddileşmek isteyeceksiniz artık. Evlilik kararları olabilir. Yani ilişki dinamiklerinizde önemli tesirler var. Çocuklarla ilgili hareketler olabilir. Evlisiniz, partnerinizle karar verebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Veya bir çocuğunuz var, ikinci çocuğa karar verebilirsiniz. Çocuklarınız biraz daha yetişkin. Onların ilişkileri olabilir. Onların hayatlarında, onların eğitimleriyle ilgili konular olabilir. Belki onlar çocuk sahibi olacak. Yani çocuklarınız ve onların hayatlarındaki gelişimlerde yıl genelinde aslında sizin günlük hayatınızda şöyle bir biraz belirleyici olabilir. Gelecekle ilgili e, hedefleriniz de çok etkili olabilir. Kuzey Düğüm İkizler Burcu'nda 11. evinizde daha fazla e, dışı açılma, genişleme imkanları, biraz daha fırsatları veren alan burası. Özellikle Haziran ayındaki güneş tutulması... E, yeni arkadaş gruplarına girebileceğinizi, belki bazı organizasyonlar içerisinde olabileceğinizi, yeni tanışmalar olabileceğini, iş alanında da bir projeye, belki yeni bir ekip çalışmasına başlayabileceğinizi işaret ediyor. İşle ilgili mesleki anlamda eğitimler olabilir hayatınızda. İşle ilgili mesleki belki seyahatleriniz olabilir. Tüm bunları da tutulma döngülerinde özellikle daha güçlü bir şekilde ee, hayatınızda deneyimleyebilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili aslanlar 2021'i şöyle kısaca bir toparlarsak. Evet ilişkileriniz çok belirleyici ve önemli. Bu yıl birçok aslan ilişkileriyle ilgili sorumluluklar alacak. Jüpiter'in de desteğiyle evet güzel evlilikler yapabilirsiniz. Önemli işbirlikleri olabilir. Sizi destekleyecek yine güçlü ve önemli insanlarla tanışabilirsiniz bazı ilişki dinamiklerinizde de önemli yol ayrımları olabilir. Tüm bunlar aslında toplum önündeki statünüzde, duruşunuzda bir e, farklılık getiriyor. E, i̇şbirlikleri, mesleki alanda değişimler getirebilir. Yine evlilikle ilgili, partnerle ilgili olacak e, vereceğiniz kararlarda yine toplumdaki e, duruşunuzla ilgili önemli değişimler getirebilir. Daha cesur olabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Bazen de sizin dışınızda gelişen şartlar. Yani toplumsal yapılarda olabilecek değişimler, çalıştığınız iş ortamında olabilecek değişimler veya hani e, ilişkilerle bağlantılı karşınızdaki kişinin beklentileriyle ilgili veya onun hayatında olabilecek bazı e, gelişmeler nedeniyle e, bu tesirleri e, alabilirsiniz yıl genelinde. Yer değişimleri, taşınmalar, iş ve mesleki alanda önemli gelişmeler söz konusu Evet çocuklarla ilgili açılımlarınız var arkadaş çevrenizle ilgili yeni fırsatlar var bu yıl genellikle yeni teklifler e, sosyal alanlardan gelebilir size tanıştığınız insanlar e, ufkunuzu açabilecek insanlar olabilir maddi manevi e, size bir şeyler öğretebilecek kişiler Yeni kapılar açabilecek kişiler olabilir. İşte bu yeni tanıştığınız kişilerle belki romantik bir yolculuğa çıkacaksınız, belki de daha da ciddileşip evlenmeye karar vereceksiniz sevgili aslanlar. Tabii her aslan aynı şekilde etkilenmiyor. Kişisel doğum haritalarınız çok çok önemli burada. Yıl boyunca Günlük, haftalık, aylık videolarımızı hazırlamaya devam edeceğiz. Oralarda daha ayrıntılı bilgiler de vereceğiz. Ve siz de kişisel doğum haritalarınızla lütfen bu e, yorumları her zaman takip ediniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı tüm dileklerinizin gerçek olacağı bir yıl diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.